Hadi bu evin kadınlarını anladık. Ya sen nasıl inanırsın babanın başına bir şey geleceğine Ömer? Ya amca inanmadım, rüyamda gördüm diyorum. Kıçı açık uyuma o zaman. Bırakın rüya etti abiyle. İyi canlat bakayım. Ana anlattım ya. Devlet bilmiyor mu abimin bir şey yapmayacağını? Bunların hepsi dalga dümen. Sabahtan beri televizyonlar değil ki bir sürü insanı içeri aldılar. Bizi aldılar mı? Yok. Abimin alınmasının sebebi de önceden korunmaya aldınız. Bu. İyi tamam da şunu anlamıyorum. Babamın böyle pis insanlarla ne işi olur ya? Babanın iş adamı kızım. Karşısına çıkan herkes iyi olacak diye bir şey yok. İyisi de var, kötüsü de var, yanlışı da var. Hep dua ettim. Allah ile lan karşılaştırsın diye. Ama her duamızı her zaman kabul olmayık ki. Sen dua etmeye devam et anacığım. Olur, olur. Sana da dua ediyorum da. O pis karılar dualarımızı çalayım. Ana sabah sabah mevzu yine niye bana geldi? Gelmedi, gelmedi. Senden iptal ediyorum. Abine iyi kardeşlik yapayız. Hepimizin de başında evin direğiz. Çocuklar, bak videoya falan çekin, bu anı ölümsüzleştirin. Çünkü bu lafları bir daha demez. Vallahi demez. İyi lafı niye söyleyeyim? Şimdi de bakayım, o Alparslan ne zaman evleniyor kaplanların kızıyla? Hani Hızır içerideyken mi? Çıkacak dedi de. Çıktığında çifte doğum olur bize. Abim bir çıksın da. Neyse hadi size afiyet olsun, benim çıkmam lazım. Önce amcam evlenecek. Zeyno. İnşallah. Alo, hadi kahvaltınızı bitirin de. Okula geç kalacaksınız. Efendim. Buyurun Özer Bey. Geliyorum, tamam. İlyas. Çocuklara moral olsun diye mi öyle dedin, yoksa gerçekten güvendin mi? Güvendi, güvendi. Belki ortalık biraz daha karışır ama ondan sonra abim çıkar. İnşallah. Hadi görüşürüz, ben gideyim artık yenge. İlyas. Efendim yenge. Kendine dikkat edemem. Bizim sana ihtiyacımız var. Sen beni merak etme. Hadi görüşürüz. Nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam.